Gerek artan nüfus, gerek tükenen doğal kaynaklar. Tek çözüm var tabii ki yeniden inşa edebileceğimiz akıllı şehirler. Peki akıllı şehirler başlı başına bu sorunun çözümünü sağlayabilir mi? Bugün bu sorunun yanıtını arayacağız. Hello Tomorrow Türkiye kurucusu Timur Topal Gökçeli bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Timur Bey. Hoş bulduk. Ancak sizlerin de katılımınızı bekliyoruz. İstanbul yeniden akıllı şehir olarak inşa edilebilir mi? En çok hangi sorunun çözülmesini beklerdiniz akıllı şehir olarak yeniden inşa edilseydi? Buna ilişkin anketimiz var. Business.com'dan, Twitter'dan bekliyoruz. Biz genel itibariyle Periskop'tan, Twitter'dan ve Facebook'tan sizlerin de katılımıyla bugün çok zengin bir içerik gerçekleştireceğiz. Haydi biz başlıyoruz. Timur Bey, şimdi nedir öncelikle şu akıllı şehir? Hemen bir anketimize de sormadan önce bakalım, şu ana kadar 189 oy kullanıldı yaklaşık 1 saat kadar önce ve son 1 dakika kaldı. Hadi bu 1 dakikada siz de verin bakalım yanıtınızı. Saat 11.35'e biz de ST Teknoloji programımızda İstanbul'un akıllı şehir dönüşümünü konuşuyoruz dedik. Konuşuyoruz. İstanbul'un akıllı şehir dönüşümü sizce en çok hangi sorun açısından önemli? 1. Enerji tasarrufu. B. Toplum güvenliği. C. Trafik sorunu. Nedir akıllı şehir? Şimdi anketlerin çok güzel bir yanı vardır. Sabah sizi en çok etkileyen nedir? Onu aklınızda, yani beyin ilk çağrıştığı, yaptığı şey. Muhtemelen İstanbul gibi büyük bir şehirde tabii ki trafik sorunları çok büyüktür. Belki de enerji tasarrufu diye ben tahmin ediyorum. Kendim zaten enerji konuları üzerine çalıştığım için. Bakalım bir anketlerde neler çıktı. Ama akıllı şehirlerin ana teması zaten her şeyi kapsıyor. Yani hadi biraz açalım içeriğini. Şimdi yavaş yavaş tamamlayacağız. Anketimizin yanıtlarını paylaşacağız izleyicilerimizle ama nedir bu akıllı şehir? Ne anlamamız gerekir? Akıllı şehirler aslında akıllı şehir gibi bir terim yok bence. Bir şehir daha fazla ya da daha az akıllı olabilir ve bunu gittikçe daha da iyi yapabiliriz. Yani dolayısıyla şu anda mevcut teknolojiler, yani teknoloji gelişimi çok hızlı ilerliyor. Onları biz ne kadar akıllı kullanabilirsek o kadar bizim şu anda mevcut yaşadığımız sorunlara çözümler üretebiliriz. Bir akıllı şehir dolayısıyla zaten bir sürü eksenler üzerine hareket ediyor. Bunun tabii ki kamu yönelik ve hani zaten devlet tarafından burada hani bir şehri manage etmek ve onu biraz yönetmek konusunda görevlerimiz var. Ama öte yandan da bir sürü yeni teknolojiler ekleniyor. Ve bunun için girişimcilik, bizim yaptığımız iş bence çok yepyeni fırsatlar sunuyor. Ve bunlar işte enerjide, trafikte, sağlıkta, bir sürü işte ulaşım gibi akıllı şehirlerin ana noktalarında yepyeni teknolojiler sunuyor. Yani benim için akıllı bir şehir aslında bizim insan olarak zaten tabiatımız da ne kadar akıllı bir ilişki kurabilirsek bunun için de teknolojiler ve yepyeni yöntemleri kullanmak ve bizim hayatımızı aslında kolaylaştıran bir şehir olur. Evsiz çiftliklerinde izleyicimiz der ki takipçimiz üçünü birden seçmek gerekli demiş. Trafik sorunu seçmeliyiz, güvenliği seçmeliyiz demiş. Evet, sizce şimdi biraz en başlıca sorun belki İstanbul genelinde hani akıllı şehir kapsamında yeniden kurgulamak gerekirse şunu sorayım. Var olan bir şehir akıllı şehir olarak dönüştürülebilir mi? Örneğin İstanbul. Şimdi her büyük problemde olduğu gibi büyük bir problemi ufak problemlere bölmek lazım çözebilmek için. Şimdi İstanbul koskocaman bir şehir. Bunun tabii ki bir çözümü yok. Akıllı şehre dönüşebilmesi için biz zaten şimdi binlerce senelik bir şehri biz birdenbire yeniden kuramayız. Dolayısıyla bence bunu en iyi şekilde yapabilmek için verileri toplamamız lazım. Özellikle gördüğümüz gibi trafik çok önemli bir yer almış. Trafikte verileri toplayabiliriz. Ne zaman, ne kadar kişi, hangi hani bulut tarzında diyoruz ya biz onlar, hani crowding ve hani evet, bu oradaki hareketleri biz çok güzel kantifiye edebiliriz yani rakamlarla. Onlara baktıktan sonra biz diyebiliriz ki hani buranın işte trafik akımı sağlanamıyor. Burada işte kazalar daha fazla oluyor. Ya da trenlerimiz yeteri kadar sıklıklıkta gelmiyor. Belki toplu taşıtımı daha da iyi geliştirebiliriz. Yani bu gibi yöntemleri ilk başta bence data ve veriler üzerine toplayabiliriz. Onun dışında tabii ki bir yani bina açısından bakarsak bir şehri tekrardan yeniden kuramayız. Yani retrofit gibi teknolojiler var. Mesela daha enerji verimli binalar kurabiliriz. Ya da mesela milletin, yani insanların yürüme mesafelerini kısaltabilecek ya da mesela istasyonların yakınlaşması. Ya bu gibi şeyler sonradan yapılabilir. Şimdi sorular da geliyor. Hemen parantez açalım. Tabii. Sözünüzü unutmayın. Evsiz çiftler ki yeşil alanları yok etmeyin de istediğiniz kadar akıllandırın. Bir şehrin dönüşümü akıllandırırken, akıllı şehir kurarken illa
yeşil alanlara dokunmak gerekir mi? Yeşil alanlara dokunmadan bu sağlanabilir mi? Ben yeşil alanları kendim çok seviyorum. Çok önemli. Her türlü açıdan, sadece yaşam kalitesi için değil, bir sürü teknolojiye yansıyan konulardan da. Ben veri üzerine çalışmayı çok severim. Yeşil alanlar bize ne sağlıyor? Mesela İstanbul'un senenin 6 ayı çok sıcak oluyor, değil mi? Şimdi biz ne kadar yeşil alan yaparsak o kadar ortalama dereceyi düşürürüz. O kadar da az air conditioning ve klima için elektrik kullanırız mesela. Yeşil alanlar ama demek değil ki yani yeşil alan mı yol mu? Yani orada da bir sürü çözümler var. Bence yeşil alanlar yok edilmemeli. Yeşil alan arttıkça enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz. Hani biz kesinlikle sormuştuk ya anketimizde, akıllı şehirlerde en önemli sorunlardan enerji tasarrufunu bu yolla sağlayabiliyoruz. Kesinlikle. Peki şimdi hemen başka bir izleyicimiz Tamer Bey'in hemen ben bir dakika kendisi de özellikle der ki Tamer iyi. Kocaman bir şehir ve damlar hiçbir şey yaramadan duruyor demiş. Her evin üzerine güneş paneli ki sadece bu bir metrekare bile düşünebilir. Bu dahi yapılabilir. Aynı şekilde su rezervine bağlanmayla elde edilecek bir enerji tasarrufu da sağlanabilir demiş. Şimdi Almanya bakıyoruz. Kuzey Avrupa ülkesi devletin vermiş olduğu teşvik ve destekle hemen hemen birçok ev ve damın üstünde güneş panelleri kuruldu. Kendileri bu enerji ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Biz baktığımızda biz de sadece güney sahillerimizde şöyle Antalya'da, Mersin'de, İskenderun'da bunları görebiliyoruz ama diğer genel itibariyle baktığımızda güneşi yılın birçok ayı alan bir şehiriz. Keza bu yıl hani İstanbul için İstanbul'da kışı dahi yaşamadık. Biz acaba bu enerjiden yeterince faydalanmıyor muyuz Timur Bey? Şimdi bu çok önemli bir konu. Güneş enerjide biliyorsunuz Almanya dediğiniz gibi çok uzun seneler boyunca global çapında bir numaralı enerji üreten ülkeydi. Yani güneyden bir ülke değildi. Bu tabii ki bir yanlış bir anlaşma da insanların kafasına. Ha, çok güneş olması lazım ki çok güneş enerjisi üretelim. Bu yanlış. Teknoloji bayağı gelişti. Verimlilik faktörleri bahsettiğimiz çok yüksek. Dolayısıyla özellikle İstanbul gibi bir şehrin ya da Türkiye gibi bir ülkenin solar enerji, fotovoltaik olabilir ama aynı anda damalar ve hani su ısıtıcıları güneş enerjisinden kazanmak çok mantıklı ve bizim aslında geride kaldığımız ve çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimiz bir konu. Bu konuda da hani mevzuatların da hani tartışıldığını ve değiştirdiğini hani biliyoruz, araştırıyoruz biz de. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek bu konuda. Tamamen katılıyorum bu konuda. Teknoloji de bizi destekliyor. Bunu daha da hızlı yapabiliriz. Tabii ki limitler de var. Şimdi bir iki katlı bir ev alırsanız bunun tabii ki çatı katına fotovoltaik ya da paneller koyarsanız yetebilir ama bir 30 ya da 50 yani metrelik bir binayı aynı bir alanla kaplamak tabii ki olmuyor. Dolayısıyla daha entegre sistemler geliştirmemiz lazım. Mesela sizin eviniz, benim evim, beyefendinin, hanımefendinin eviyle beraber ürettiğimiz enerjiyi mesela biz nasıl daha verimli bir şekilde kullanabiliriz? Ve bunu daha büyük bir ölçekte düşünürseniz mikrogrid gibi sistemler oluşuyor. Bunların dünyada birçok örnekleri var. Türkiye için de bu güzel bir örnek. Bunu tabii ki büyük şebekeye bağladığınız sürece daha büyük bir verimlilik ve yenilenebilir enerji, güneş enerji dahil payını çok önemli şekilde arttırabiliriz. Evsiz çift der ki sadece tavanlar değil, binaların ön damlar değil, binaların üç cephelerinde paneller koymalıyız demiş. Diğer anda anketimiz de tamamlandı. Evet, anketimizde sorumuz İstanbul akıllı şehir dönüşümünde en çok hangi sorunun çözülmesini beklerdiniz? Hangisi daha önemlilik arz ediyordu? %46 ile trafik sorununu görüyoruz. Şimdi onun ardından %30 ile enerji tasarrufunu, enerji sorununu ve daha sürdürülebilir değil mi? Tükenen doğal kaynaklarımız için tek çözüm enerjinin sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım. Üçüncü %24 ile toplum güvenliğini görüyoruz. Aslında toplum güvenliği çok önemli bir konu. Belki bunun içeriğini açtığımızda bireysel güvenliğin yanı sıra siber güvenlikten dahi bahsediyor olmamız lazım ama şu iş trafik sorunu. Peki trafik sorunu akıllı şehirlerle bunu çözen örnek şehirler var mı? Veya dünya genelinde örnek olarak gösterebileceğimiz akıllı şehir modelleri var mı? Şimdi bu konuda ilk başta ben çok aslında şaşırmadım tabii ki trafik konusu İstanbul'daki vatandaşlarımız için çok önemli olması. Ama bu konuda şunu düşünmemiz lazım. Akıllı şehirler konuştuğumuzda şehir tasarımı çok önemli. Şimdi şehirler uzun vadeli hani tasarlanıyor. Hı hı.
İstanbul'un da özellikle toplu taşıtın, yani şu anda biliyorsunuz metro hatları bir sürü dünya yani global şehirlerden çok daha biraz arkadan, yani biraz geriden biz maalesef hani şu anda gelişiyoruz. Çok yüksek bir hızla ama daha da dense bir, yani daha nasıl dersiniz, daha geniş bir mesela metro ağası geliştirmiş olabilirdik. Bunun tabii ki 70'li senelerde mesela yollara odaklanmamız, yani araba taşıt, yani toplu taşıtı olarak odaklanmamız bir konuydu. Şimdi siz bana sorduğunuzda akıllı şehirler tasarı mı? Şimdi yolları kurduk. Araba sayısı da arttı nüfus artışıyla beraber. Şimdi biz bunu birdenbire nasıl durdurabiliriz? Bazı şehirler mesela Londra'da congestion gibi bir maliyet, hani arabayla şehrin içine girmek isterseniz bir ödüyorsunuz. Bunun bir maliyeti var. Doğru. Bu dolayısıyla şehrin içerisindeki araba sayısını azaltıyor. Öte yandan çevreyle de bağlarsak akıllı şeyler ve toplu taşıtı, elektrikli mesela toplu taşıtını çevirebiliriz. Çünkü mesela A'dan B'ye gideceğimiz yollar 3 aşağı 5 yukarı belli değil mi? Yani hani metro hatlarımızdan ziyade mesela otobüs hatları, metrobüsleri ya da dolmuş hatları aslında bayağı belli. Yani onların üzerine mesela elektrik kurabilirsek. Ya da mesela tabii ki tüneller çok önemli. Bazı Amerika'daki şehirler, özellikle işte Elon Musk'ın mesela kastettiği Los Angeles trafiğine ben artık dayanamıyorum. Ben o yüzden yer altına geçiyorum ve evet. Boring Company olarak tünel kazmaya başladılar. Evet, Elon Musk'ın en son projesi de bu yöndeydi. Boston'un önemli bir örneği. Evet. Haydi bekliyoruz Business.com'dan, Periscope, Twitter, Facebook'tan sizlerin de yanıtlarınızı akıllı şehir dendiği vakitte. Sizce de Türkiye, İstanbul, hemen düzeltiyorum, İstanbul yeniden akıllı şehir olarak inşa edilebilir mi? Sorunları proje alıp çözmeliyiz diyorsunuz. Peki trafiğin ardından enerji tasarrufu dedik ve güvenlik kısmı dedik. Genel itibariyle sizin bu yönde çalışmalarınız var mı? Girişimcilere ne gibi destekler sağlıyorsunuz, neler sunuyorsunuz Timur Bey? Şimdi girişimciliğin güzel tarafı, zaten o yüzden o kadar ona kavuşuyoruz, her zaman bir soruna bir çözüm üretmek. Şimdi gördüğümüz gibi bunlar sadece 3 tane sorun ama akıllı şehirlerin birçok daha sorunları var. Girişimci otomatikman zaten dünyaya öyle bakıyor. DNA'sı öyle diyoruz. Bir sorun görüyor ve buna bir çözüm üretiyor. Bizim için veri tabanları, özellikle dediğimiz gibi bir sürü işte verileri toplama, standartize, bunları da algoritmalarla bağlayıp da özellikle forecasting dediğimiz, yani önden, yani daha önceden anlayabilmemiz, bir sürü hani faktörlerin anlamamızı sağlamak aslında bizim bir hedefimiz. Girişimcilik gerçekten bunun bir yaşı ya da cinsiyeti ya da okumuş okumamış yok yani. Girişimcilik bir soruna bir çözüm yaratıyor. Biz de bunu desteklemek, hızlandırmak istiyoruz. Kendimiz de girişimciyiz. Bunun için İstanbul'da biz şimdi bir kuluçka projesi üzerine çalışıyoruz ve bu aslında dünyada bir ilk. Çünkü biz 500 senelik bir kervansarayı, yani İstanbul'daki bu yüzlerce senedir bizim gerçekten global liderlik yaptığımız işte atölyeler ya da bütün bu daha böyle endüstriyel tasarım konularında eskiden beri çalıştığımızı şu anda yenilikçi startuplarla bir araya getirip bunu da uluslararası bir boyutta. Herkes katılabiliyor mu? Evet, bunun için biz biz yeni daha açıldık. Daha... Size peki nereden ulaşabilecekler? Hadi ekrana. Şimdi bizim Hello Tomorrow Türkiye diye Facebook sayfamız var. Kamera. Twitter'den var aynen. Ondan sonra bizim şimdi daha web sayfamıza bir sürü bilgiler ekleyeceğiz. Videolu da, yazılı da. O yüzden bizi lütfen takip edin. Biz tüm daha girişimciler Hello Tomorrow Türkiye sayfasından, web sayfasından, Kuluçka Merkezi'nden yararlanabiliyor. Peki burada süreç nasıl işleyecek? Şimdi burada tabii ki önemli olanı oraya katılan ilk startupların kalitesi çok yüksek olması. Dolayısıyla biz burada önemli bir screening metodolojisi kullanıyoruz. Gerçekten hangi sorun, hangi çözüm, business planları nedir, yatırımları nasıl alabilir ve özellikle bizim için insanlığa faydası olması. Yani sadece burada ticari bir çıkar değil, gerçekten hani demin gördüğümüz gibi anketlerdeki gösterilen sorular ve sorunlara bir çözüm üretebilecek startuplar olsun. Burada tabii ki belediyelerle beraber de çalışıyoruz. Her türlü aktörleri biz davet ediyoruz. Çalıştığınız belediyeler var mı? Yani şimdi burada İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'da ama birçok, mesela bizim Aralık ayında çok güzel bir etkinlik yaptık. Uluslararası bir etkinlik. Türkiye'den, yani dört köşesinden belediyeler ve belediye temsilciler geldi. Bu akıllı şehirler teknolojilerini aslında biraz anlayabilmek ve onlar için de kullanabilmek için örnekler var. Yani İstanbul'un dışında birçok belediye katıldı bize. Umut eder ki şehirler şehir merkezinden uzak yerlerde kurulmalı. Yeni yollar ve hatlar maliyetleri artırılmış demiş. Diğer bir izleyicimiz, şahsi aracıyla tek başına işe gidenler var. Toplu taşıma fakirlik gibi gösteriliyor maalesef. Burada da bir algı yönetimi var. Aslında biz toplu taşımayı daha cazip hale getiriyor olmamız lazım halkımıza. Değil mi? Toplu taşımayı hiç, yani
şöyle de düşünmemiz lazım. Toplu taşıma yeterli mi? Toplu taşımada hakikaten vatandaşımıza bu konfor sunuluyor mu? Yani şimdi iş saatlerinin çıkışında baktığınızda kimi toplu taşıma araçlarında insanlar balık istifi. Yani ondan dolayı da hani insanlar tek şahsi araçlara yöneliyorlar veya birkaç kişi beraber geçiyorlar. Çünkü kimse de istemez işine giderken, değil mi? Çok fazla bir ek maliyet yüklenmek. Doğrudur ama burada da tabii ki dikkat etmek lazım. Çünkü bir yandan ya tabii ki anlıyorum, hani çok dolu olursa ya da belki grip çağında kışın toplu taşıtı kullanmak istemiyoruz. Ama bu dünyanın her tarafında böyle. Evet. London'un merkezine giderseniz dünyanın en büyük bankalarının, yani bankacılar metroya biniyorlar tıktım tıktım böyle. Ya bu bir rakam sorunu aslında. Evet. Tabii ki şöyle bir şey de var. Mesela Çin'deki araba artışını görürsek ya, özellikle gelişen ekonomilerin, tabii ki bir araba bir statü sembolü. Ama şöyle diyeyim, küresel ekonomi için ve özellikle çevre için bulabileceğimiz en kötü şeylerden birine biliyor musunuz? Bir kişinin bulunduğu bir araba. Neden? Çünkü 4 yer kapsanılmadı ve emisyonları var. Aynı yolu mesafe ediyorsunuz. O yüzden car sharing gibi teknolojiler zaten yani çözümler üretildi. Araç paylaşımı diyelim. Araç paylaşımı, aynen öyle. Yeni bir ekosistem. Aynen. Yani herkesin bir arabaya ihtiyacı yok ve toplu taşıtı daha da enteresan olabilir tabii ki. Burada belediyelere de çok önemli görev düşüyor. Toplu taşıma daha cazip ve daha konforlu, biraz daha konforlu hale getirilmeli, sayısının artırılması gerekir. Şimdi bir Fransa ile bir Paris'e, bir Londra'ya da kıyaslamamız lazım. Çünkü onların hakikaten metroları 5-6 kat metro hatları var. Bizde baktığımızda daha bir tek metro hattını tam anlamıyla da tüm İstanbul genelinde yayılabilmiş değiliz. Yani aslında bizim daha çok altyapıda yapmamız, gitmemiz gereken çok yol var. Aslında ben biraz sadece de trafik sorununa kilitlenmek istemiyorum. Akıllı şehir dediğimiz zaman hakikaten bu enerjinin tasarruflu kullanımı, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak çok önemli. Aydınlatmadan ısıtmaya, tüm bu sistemlerle, peki en azından bu sistemlerle belki bireysel olarak neler yapılmalı veya siz bu yönde girişimcilerle çalışmalarınız var mı? Tabii, şimdi ilk başta enerji verimliliği, enerji tasarrufu dersek ne kastediyoruz? Şimdi enerji sektörünü çok basit tutacaksak aslında bizim elimizde iki tane yöntem var, tamam mı? Direksiyon gibi düşünelim. Bir yandan yeni kaynakları kullanmak, yeni bir enerji kaynakları dediğiniz gibi, yani sadece fosil yakıtlar değil, daha kirleten çevreyi. Öte yandan da kullandığımız enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanmak. Bunlar iki çeşitli konu, iki tane çeşitli de fırsat. Şimdi biz bunları ne kadar iyi değerlendirebilirsek o kadar da iyi de ilerleriz hep beraber. Şimdi enerji tasarrufunda tabii ki herkesin oynayabileceği bir rol var. Siz de, ben de, herkes sabah işte kaloriferi açıyor, kapatıyor, ışıkları açıyor vesaire. Bütün bunlar bizim enerji sisteminden dolayı. Yani aslında bir insan hakkı gibi değiliz artık, onu görüyoruz. Ama öte yandan yenilenebilir kaynakları geliştirmek, tabii ki bunlar daha büyük, geniş bir yani konu. Yani bunu tabii ki devlet ve büyük şirketler hani burada çok önemli rol oynadılar. Şimdi bizim bireysel olarak ya da girişimciler tarafından ne yapabiliriz? Biz burada yeni çözümler üretebiliriz. Özellikle kognitif analitikte, yani psikolojide şu gösterildi. Eğer bir insanı yeni bir konforlu bir opsiyon yaratırsanız, bu opsiyona yatırım yapmaya hazırdır. Yani ben size sadece, siz çok kötü bir insansınız, çok fazla enerji tüketiyorsunuz, bundan dolayı polar buzlarını eritiyorsunuz dersem belki siz değiştirirsiniz ama %99'u değişmez. Ama eğer ben size yeni bir sistem, bir uygulama, sizin hayatınızı kolaylaştıracak, sizin çocuklarınızın ya da ailenizin hayatını kolaylaştıracak, uzaktan mesafeli kumandalı öngörünü ya da eve geldiğinizde istediğiniz işte dereceler olmasını, bütün bunlar sistem optimizasyon dediğimiz aslında teknolojiler kullanıyor. Fakat tüketici için daha kolay ve daha konfor yaratan teknolojiler. Şimdi bence bizim en fazla win-win, yani kazanabileceğimiz noktalar bunlar. Yani akıllı teknolojileri kullanıp da sizin her gün, siz kilowatt saatte ya da elektrik teknik terimlerle ilgilenmek istemezsiniz. Bunu çok iyi anlıyorum. Biz enerji mühendisi, enerji ekonomisti olarak bizim amacımız bunu basitleştirmek. Bunu herkesin anlayabileceği bir şekilde aktarmak. Hı hı. Ondan sonra biz tabii ki yeni bina mimarisiyle enerji tasarrufunu daha çok ortaya koyan teknolojileri kullanırsak, toplum olarak zaten kentler içerisinde enerji verimliliğini çok önemli şekilde arttırabiliriz. Şimdi her ne kadar Elon Musk Mars'a yolculuğu denemesini yapmış olsa da, o 3 roketten ikisi başarılı dönüp bir tanesi okyanusa çakılmış olsa da, Mars'ta şu an itibariyle çok yakın bir gelecekte yaşam mümkün gözükmüyor. Tek dünyamız var ve biz tek bu dünyamızla beraber, tek çıkış noktamız da var, teknoloji. Teknolojiyle beraber hayatı daha sürdürülebilir kılabiliriz çünkü kaynaklar tükeniyor diyor ve bugünlük burada biz de
YouTube.com'da teknoloji programımızı sonlandırırken, ama siz unutmuyorsunuz değil mi? Gün içerisinde YouTube'dan bu programımızın tekrarını izliyorsunuz. Bugün Hello Tomorrow Türkiye kurucusu Timur Gökçeli bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte, aynı dakikalarda eğitimi konuşuyor olacağız. Bizden ayrılmayın.